Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri Azerbaycan derbisine götürüyorum. Ve beyazlarda Mamedyarov, siyahlarda Recepov. Bu zevkli karşılaşmayı beraber bakalım isterseniz. Beyazlar D4'te başladı. Şimdi at F6, C4, G6 ve at B3'ten sonra fil G7. Bu iki oyuncu beraberlikle sonuçlandırdı ilk iki karşılaşmalarını. Ve üçüncü karşılaşmada bu kısa beraberliklerden sonra gayet güzel bir oyun ortaya çıkmıştı. Ama orada da beraberlik oldu. Ve burada her iki tarafta belki de kazanmak istiyor. G3 oynandı. C6 ve D5'i aynı zamanda hazırlamış oluyor. Ve G2'den sonra aslında bu filin çaprazını da kapatmış olacak belki de. Fil G2, D5 ve şimdi burada B3 oynanıyor. Ama D çarpı C4 almaya karar verdi burada siyahlar. B çarpı C4 ve C5'te merkeze tekrardan saldırıyor. Ve fil B2'den sonra tabii ki C çarpı D4 ve at çarpı D4'ten sonra C4'ün tek başına kaldığını göreceğiz. Ama ona karşılık da beyazlar tabii ki taşlarını daha iyi çıkmış vaziyetteler. Kısa rok, kısa rok ve at G4 oynanıyor. D4'teki ata bir baskı var ve E3'le bu baskıyı tutuyorsunuz. At E5 oynandı ve şimdi vezir E2. Hem C4'ü tutuyorsunuz hem de artık kalenin yolundan çekilmiş oldunuz ve kale D1 ile birlikte vezire bakılmış olacak. D hattı tabii ki o kale için çok güzel bir hat. At C6'ya gitti. At A3 ve at A3'ten sonra fil G4 oynanılmaya karar verildi. Ve fil G4'ten sonra tabii ki bu vezire belki bir yer bulmanız lazım. Vezir C2'ye gidebilir ama vezir C2'de tabii ki çok fazla iş yapmıyor istediği gibi. O yüzden öncelikle F3 ile kovuyorsunuz buradaki fili. Ve fil de artık G4'te yer bulamamış olacak. Çünkü veziri çekerseniz bu F3 ile zayıflamış oluyor. Bunu istemezsiniz at D4 sonucunda. O yüzden F3 ile kovuyorsunuz burayı. Ve fil D7'ye gittikten sonra artık F4 oynayabilirsiniz. Çünkü hem kale hem de hem kale bu F3'ü tutuyor. Hem de burada F4 ile birlikte E5'teki atı istemiş oluyorsunuz. At G4'e gitti. At çarpı C6, B çarpı C6, fil G7, şah G7'den sonra vezir B2'ye gitti. Her ne kadar bu konum çok kısır gibi gözükse de aslında çok güzel kazanç varyantları olabiliyor. At F6 oynandı. Vezir C3 tabii ki atın da C2'ye gitmesini sağlamaya çalışıyor. At C2, at D4'ten sonra vezirin de buralara aktarılma imkanı var. C6'ya büyük bir baskı gelecek. Vezir C7'yi de savunuldu. E4 oynandı ileride. E5 tabii ki şu konumda özellikle E5, E6 belki de size bir fil kazandıracak. Şah G8'e gitti o yüzden. At C2 oynandı ve E5 de artık hem D4'ü kesmiş oluyor, at D4'ü, hem de burada E5 sürüşünü bir şekilde korumaya çalışıyor. H3 oynandı. Filin tabii ki ya da atın oralara gitmesini istemiyorsunuz. Kale AE8 ve F çarpı E5'ten sonra hemen tabii ki kale çarpı E5 alamıyorsunuz. Çünkü burada F6 düşmüş olurdu. O yüzden at H5'e gitti. At H5'ten sonra G3'ü savunuyorsunuz. O yüzden bir sorun yok. Ama burada tabii ki önemli olan E5'i savunmak. En azından taşlarınızı geliştirerek savunmak. Kale AD1'e gitti. Kale AD1'den sonra kale E7'ye gidiyor. Kale E5 alamıyorsunuz çünkü kale çarpı C7 ve vezir çarpı D7'den sonra buradaki kale boşta kalırdı. O yüzden kale AD1'e, kale E7. Siyahların acelesi yok. Diyor ki kaleleri çiftlerim. Ben veziri buraya tutturduğum zaman vezir E5'e bakmasa da olur. O zaman kale E5 alabilirim diyor. Ama kale D6 çıka geliyor. Kale D6'dan sonra kale burada çok etkin. Ve hem C6'ya basıyor hem de siyahın planlarını birazcık bozmuş oluyor aslında. Kale F8, G4 oynandı. At G7'ye kaçıldıktan sonra şimdi C5 oynandı ve kale E5. Kale E5 alınıyor mu alınmıyor mu durumları var. Belki kale FD1 oynanabilir ya da at B4 oynanabilir ama bu bulması hakikaten çok zor bir hamle. Çünkü burada işte A5 varmış. Öncelikle kale D1. Ben bir varyanta bakmıştım ama o at B4'te başlamıyordu. Kale F D1 ile başlıyor. Kale E7 ile buraya savunuyorsunuz. Şimdi at B4. A5'e de burada ilginç bir şekilde öncelikle at D3 gidiyorsunuz. At D3'ten sonra da amacınız çok çok değişik bir yerlere gidiyor. Yani burada öncelikle E5 süreceksiniz. E5'ten sonra at F2 ve sonrasında at E4'ten sonra F6, yani ben incelediğim varyantı unuttum ki bana çok zor geliyor açıkçası. Kale E5'ten sonra tabii ki Mamedyarov bu varyantı oynamadı.
tercih etmemiş de olabilir. Görüp bakmış, tercih etmemiş de olabilir. Çünkü o varyantların arasında da belli siyahın hamleleri geliyor. At e3 oynandı. At e3'ten sonra şimdi kale e7'ye döndükten sonra da Mamedyarov'dan çok güzel bir at fedası geliyor. At f5. At f5'te bu atı bırakıyorsunuz ve g çarpı f5. G çarpı f5'ten sonra f6 istiyorsunuz. Tabii ki f6'yı kesmenin yöntemlerinden bir tanesi de kale e5'te o çataldan kaçmak, ama vezir g3 var. F6 ile beraber tekrardan atı istiyorsunuz. O yüzden şah h8 tek hamle belki de. Çünkü f6'ya kale f6 var. O yüzden şah h8'de aslında akla gelen çok güzel bir mat seçeneği var. Vezir h5, kale h6 ve devamında alıp mat ediyorsunuz. Ama vezir h5'e burada vezir d8 var ve veziri kaçmak zorunda kalacaksınız. Veziri kaçarsanız da kale artık buraya gelemiyor. O yüzden bu olmuyor. Bu sebeple öncelikle bir kale h6 denedi. Kale h6'dan sonra isteği şimdi vezir h4'ü hazırlamak. Ama burada Recepov yine Mamedyarov'a bir feda yapıyor. Pardon, yine demek yanlış olur. Mamedyarov feda yapmıştı. Recepov da bu fedaya karşılık veriyor ve fil çarpı f5 alıyor. Konumu kötü olduğunu düşünerek tabii ki buradaki fili artık vermek istiyor. Ve e çarpı f5'ten sonra vezir e7 var. F6 oynayamıyorsunuz. Aslında tabii ki oynayabiliyorsunuz ama karşılığında c5'i vermek zorundasınız. Ve f6'dan güzel bir hamle de bu konumda yok. F6 oynandı. Vezir c5 ve ver şahı diyor. Şimdi vezir f2 diyor bilgisayar ama o kadar kolay değil. Çünkü vezir f2 ile beraber taşları kestiğiniz zaman burada bir piyon fazla kalacak siyahlar. O yüzden çok zor gözüküyor. Şah h2 oynandı ve at e6. Bu arada beyazlar tabii ki burada şahını kaçmak zorunda. Şahını kaçmama durumu olsaydı, yani bu bir şah çekişi olmasaydı tabii ki vezir g7 mat olacaktı. Ama tabii ki bu konumda artık at e6 oynayabiliyor siyahlar. Ve vezir h4'ten sonra şimdi burayı istiyoruz. h7 tekrardan mat isteği devamında h8'le birlikte. Ya at f8 ya at g5 ya da vezir c2 ile orayı savunacaksınız. Ama burada at g5 daha atak bir oyunu tercih ediyor burada Recepov. Ve vezir f2 ile beraber şimdi tekrardan taş değişimi isteği ve vezir f8'e çekiliyor. Şimdi vezir f8'den sonra kaleyi kaçmanız lazım. Ve burada artık son saniyeleri kalan Mamedyarov kale h5 oynuyor. Kale h4 aslında bir diğer hamleydi. Ama kale h5'ten sonra maalesef diyelim, en azından Mamedyarov için maalesef diyelim. Çünkü hangi tarafı tutacağız bilmiyorum. Şöyle bir taktik hamle çıkıyor. At e4 var. At e4'ten sonra ver veziri. Ver burada boştaki kaleyi diyebiliyorsunuz. O yüzden burayı savunmaya gitmeniz lazım. Vezir h4 ile savunmaya gidiyorsunuz. Kale h5, vezir h5 ama vezir d6 var. Ve siyah karelerde belli problemler var. Şah h1 kaçamıyorsunuz. At burada g3 ile beraber. Şah, vezir ve kaleyi isterdi. O yüzden olmuyor. Şah g1'e çekiliyor. Şah g1'den sonra da at g3. Belki aklımıza hemen vezir c5 geliyor ama tekrardan şah h2 gidecekti. O yüzden taşları en azından ona göre koordine etmeniz lazım. At g3'e gitti. At g3'ten sonra da vezir d1'e çekilmiş oluyor. Vezir d1, vezir c5, şah ve kale f2'ye gittikten sonra da şimdi burada tabii ki kale g8 ve istek artık at e4 ve burada kaleye vurmak. Fille alamıyorsunuz, açmaz durumu olacak. O yüzden vezir e1 ile beraber at e4'ü tutmuş oldu. Vezir g5 geliniyor. Vezir g5'ten sonra aklıma tabii ki ilk olarak hemen at b5, at h4 ve sonra buradan değişimler geliyor. Şah h2'ye gitti. c5 oynandı ve son saniye kala. Belki başka bir şey düşünebilirdi burada Mamedyarov ama son saniye kala vezir c3 oynadı. Ve vezir c3'e de Recepov'un çok güzel bir cevabı var. İsterseniz sizler de durdurup buradaki hamleye bir bakabilirsiniz. Buradaki hamle at e4. At e4'ten sonra ver veziri, ver kaleyi diyorsunuz ve bunlardan bir tanesini kaybetmek zorundasınız. Eğer fil e4 alırsanız da vezir g1 mat var. O yüzden bu konumda Mamedyarov birazcık düşündükten sonra oyunu terk ediyor. Ve Recepov kazanmış oluyor. Bu sonuçlarla birlikte yanlış hatırlamıyorsam Recepov ikinciliğe geçmiş olacak. Tabii ki
Yarın çok daha belirleyici olacak. Yarın ikinci sırada, yani bugüne başlarken ikinci sırada olan Vessi Sol'la Magnus Carlsen'in karşılaşması var. Bakalım o karşılaşmalardan da ne sonuçlar çıkacak. Umarım almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bay bay.